Arkadaşlar, herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hesap inceleme serisine son hızla hiç durmadan zaman mekan fark etmeksizin bakın saat 4'e geliyor. Hesap inceleme videosu devam ki. Şimdi bugün hangi sunucuydu kanka? 566 sunucusundan Umut kardeşimizin hesabını inceliyoruz. Zirve 196, büyücü bir hesap. Umut kardeşim, ben aldığım bilgilere göre, öncelikle video başlamadan önce şunları söyleyeyim. Hesaba 1000 liraya geçmiştir dedi yükleme yapmam. Yani 1000 liraya geçkin bir para yüklemişimdir dedi. 1000 liraya geçkin bir para yüklemiş. Ayrıyetten de ricası Jack Sparrow ve kilise papazına selam söylersen sevinirim demiş. Buradan Jack Sparrow ve kilise papazına selam söylüyoruz. Selamlar olsun. Ve videomuza geçelim. Şimdi öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Direkt ilk bakış açısı olarak söylüyorum. Zirve 196'da 38 milyon olmak bence, yani 1000 lira küsür para yatırdıysanız bence düşük. Yani baştan ben direkt ön yargımı şak diye koydum. Ayrıyetten VIP 5'iz. Boş durmayalım arkadaşlar. Bakın kat 2'deyiz. Belki bir tane alev atar. Go. Boş durmak yok. Adamın hesabına girdik. Vaktini alıyoruz. Bari karşılığını verelim. Şimdi sakin sakin soldan başlayalım mağazadan. Şöyle hiç arena puanı yok. Şuradan zirve kapışmasından arena puanını, ayrıyetten e-postadan diğer arena puanını alıp hemen arkadaşım bugünkü almadığı şu almamız gereken şeyleri şöyle alalım. Hemen hızlı hızlı. Biliyorsunuz zaten bunlar benim yaptığım klasik şeyler. Ayrıyetten bu arada umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Şimdi gelelim ana konumuza. Artık sürekli aynı şeylerden bahsetmeyeceğim, merak etmeyin. Zaten izleye izleye artık kapmışsınızdır diye düşünüyorum. Sonuçta bu bir seri. Öncelikle itemlerden başlamak istiyorum. Şimdi önemli olan, bakın, bu oyunda oyuna para yatırmak mesele değil arkadaşlar. Yani oyuna para yatırmasanız dahi bence şu an ticareti iyi kullanarak bu itemlerden daha iyi bir seviyede olabilirdiniz. Bak, şunları bir kapatayım ben bu arada. Gereksiz item ya. Yani binek hayvanı kasacağız da edeceğiz de hiç gerek yok böyle şeylere. Karakter şey, çantaya tıklayalım tekrar. Bence şu an itemler, bakayım, hayal et, bakın. Olmaz kanka. Olmaz. Bak, itemler hayal et olmamalı. Bakayım, hepsi mi hayal et? Evet, hepsi hayal et. İtemler, süper özellikleri doğru. Zaten süper özellik muhabbetini eğer bilmiyorsanız, bilmeyen arkadaşlar için açıklama kısmına bırakacağım süper özellik video linkini. Şimdi 1000 liraya geçkin bir para yatırırsanız bir hesaba, bence bu itemler şu an T olmalıydı. Ayrıyeten şimdi bir hesaba 1000 lira para yatırıyorsan kanka, şu bilezik ve yüzük ne ya? Umut. Olmuş mu kardeşim? Yakışmış mı yani? Kolyeyle küpeye bakmak istiyorum. Bunlar hayalet. Gayet güzel. Kolyelerin, takıların hayalet olması bize kalıcı bir avantaj sağlıyor. Şöyle bir depoya bakmak istiyorum. Tanrı taşları ne alemde? Mesela bakın. Yüzük hayaletleri hazır. Güzel, çok güzel. Onun dışında mesela şimdi yüzüğü yaptım. Bileziği de bence biriktirmen lazım. O yüzden bileziğe de bence, bak, bilezik de buradaymış. Hemen geri koyduk. 6 tane. Çok güzel. Bak, hemen yutturdu bana lafımı. Gördünüz mü? Mükemmel. Bunları hemen 10 yapıyorsun kanka. Bu arada sana bir tavsiye vereyim. Atıyorum sana bilezik çıktı ya da yüzük. Bunu hayalet yaptın ya. 3 hayalet olacağı için güç almayacaksın. Hani basınca bir hayal kırıklığına uğrama. Dördüncüyü, yani eksik olan yüzük ya da bileziğin artık dördüncü parçan neyse, onu bastığın zaman dörtlü takım halinde bir güç kazanacağız. Haberin olsun. Küpe ve kolyeyi hemen T yapıyorsun kanka. İtemlerinde hemen T çekiyorsun. T taşın ne kadar senin? 250 var. Ne kadar istiyor? Hemen şöyle sentezden, ekipman sentezine, çok affedersin, eritmeden takıma geliyoruz. Bir an beynim yandı, kusura bakmayın. 278 tane istiyor. Bak, hiçbir şey değil. Yapılabilir. Abi, bu itemleri T yapıyorsun. Kolye, küpe, T. Bitti. Hemen. Bu kadar. Bak. Depoya geliyorum şimdi. Diğer hemen
Tüyomuza bakalım. Kusura bakmayın. 96 tane galaksi anahtarı var maşallah. Şu an galaksiyamız var mı? Yok. Kaçta açılıyor? 200 geçince açılıyor değil mi? Aynen 200 geçince açılıyor. Tamam. Dedim bir denesek mi şansımızı falan. Hani böyle bir şeyler çıkartır mıyız arkadaşa? Şöyle bakıyorum. Hiç av taşı yok. Yani bence olmalı. Ayrıyetten lütfen bakın bu bir tüyodur. Şu avdan sizin sunucunuzda av eşyası düşüren arkadaşlara tıklayın abi profiline. Eksiği neyse hemen takas sunun. Bunu zaten bilezik ve yüzük videosunda anlatmıştım. Çok pardon bu arada tekrardan. Sigara içmenin zararları. Sigara içmeyin kesinlikle. Dediğim gibi bu itemleri T'ye çekiyorsun kanka bitti. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ayrıca yüzük ve bilezik için avdan çabalıyorsun. Galaxy avından inşallah bir şey çıkartırsın. Güzel bir şeyler çıkartırsın. Bol bol eşya çıkartırsın. Umarım devam edersin. Deponda baktığım zaman tam taşı zaten çok fazla var. O hani tahminimce 11'de T idi. T giyiyordu. Ama 12'ye geçince bir sekteye uğradı gibi geldi bana. Onun dışında mühürler. Mühürler 11 pembe kanat. Onun dışında 12 ve 13 görüyorum. Hemen gelip sunucudan bakıyorum ki arkadaşın mühürleri doğru mu? 12 veriyor. Kutsal şehir 13 veriyor. Yani bu mühürlerinin gerçekten güzel olduğu anlamına gelir. Unutmayın sizin sunucunuzun kalesi ve kutsal şehrin verdiği mühürlerin ortalamasına mühürler takıyorsanız bu iyidir arkadaşlar. Şöyle ayrıştırmasını da yapalım. Mühürler güzel, itemler düzeltilebilir. Depoya baktığım zaman da depo dolu dolu gayet güzel. Boş bir hesap değil, uğraşılmış, emek verilmiş bir hesap. Gelelim şimdi baba konuya. Hop şekile tıkladım. Michael 4, Gap 3, Rap 2, Uri 2. Şimdi 188 olan bir hesapta Uriel 2. Hayır, bu güzel. Ben şu an içimden düşündüm. Lucifer. Bir bakabilir miyim? Lucifer piyasası ne alemde? Alev çıkmış. Rap, Uri. Rap, Alev. Rap, Uri. Lucifer nadir yani yeni geçilen bir kanat çeşidi. O yüzden Lucifer'ın olmaması normal. Ama Lucifer'ı elde edilebiliriz. Lucifer'ı elde edebiliriz. Kanat açısından, geliştirme açısından şöyle bir kaydırayım. Başka kanadı yok. Uriel'in 2 olması Rap 2 gayet güzel bunlar. Rap 3'e taşınabilir bence. Ekstra. Şimdi düşlere baktığımız zaman düş. Kutsallar. Kutsal düş 7. Bu gayet güzel. Yıldırım 3 güzel. Alev 2 güzel. Ama Alev 3 olabilirdi bence. Çünkü kanka sen VIP 5'sin. Hani erken olmuşsun. Hazır daha ödül kaybetmemişken yani ödül alabiliyorken bunu sürekli her boş vaktinde gir dön gir dön gir dön Yıldırım Alev, Yıldırım Alev. En kötü Alev'i basmayacaksın mı kanka? Ticarette güzel şekilde sat bunu anladın mı? Gelelim tekrardan kutsal kısmına. Onun dışında Güneş. Güneş maybe. Hani olabilir de olmayabilir de. Çünkü seviye performans açısından bu seviyelerde Güneş gerçekten zor arkadaşlar. Büyük şans. Gerçekten çok büyük şans. Kutsallar gerçekten çok nadir düşmüyor. Maalesef ki düşmüyorlar. Gelelim kutsal askerimize. İttifak Savaşı'ndan bir kutsal asker görüyorum. Onun dışında yok. Dediğim gibi kutsal askerler zaten gayet nadir. Bunun hakkında bir şey diyemem. Bu yani kutsal asker zaten ekstra giyiyor arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz şans yani. Çok büyük şans bunlar. Gelelim konuşlandırmaya. Konuşlandırma deposunda bir dörtlük bir parça gördüm zirve kapışmasından kazandığı. Onun dışında şu an açık değil ama zirve kapışmasından kazanarak açılabilir. Sıkıntı yok. İlk girdiğiniz 30 dereceye göre bağlı kazandığınız parçalar var biliyorsunuz arenada zirve kapışması sunucu sıralamasından ödüller kısmında buradan parçalar kazanabiliyorsunuz. Bu yaparak o elde edilir o sıkıntı değil. Onun dışında buradan bahsettik. Derecesine bakayım bir. Ha bak 183. katı geçememiş. Bunu bir deneriz. Birazdan bir deneriz unutmazsam. Onun dışında süslere şöyle bir bakıp ben direkt etkinliklere katılmış mı onu da anlarım. Etkinliklere katılmış. Güzel. Tebrik ediyorum. Avatar var mı? Avatarı yok. Çerçevesi de aynı şekil. Güzel. Fena değil. Hemen şöyle binek hayvanlara geçip binek şekline bakmak istiyorum. Bakın. Çok güzel bak. Uğraşılmış görüyor musunuz? Tüy, akrep ve uğur ejderhası var. Gayet güzel. Etkinliklere katılıyor arkadaşımız dediğim gibi. Bu arada ben bunlara bakmadım. Hani
Sizle birlikte bakarak söylüyorum. Çok ufak bir ön izleme yapıyorum ben sadece. Yani bir dakika, bunlara hiç girmemiştim. Sizle birlikte bakıyorum, yanlış anlamayın. Geri aldan parayla geri getiri yapıyorum. Dün hesaba pek fazla girilememiş bu arada. Günlük görevlerdeki geri getirmeden baktığımız zaman hemen şöyle bir kara borsaya bakmak istiyorum. Mesela şu an kara borsada bir canavar taşı var. Buna direkt şöyle bir 19K teklif atacağım. Bu arkadaşın işine yarayacak çünkü bu canavar taşı. Bu kara borsayı her zaman takip edin. Burada sistem atıyor bu taşları kanka. Kutsal taş atıyor mesela, bu mühür taşı. Normal kıyafet taşı da atıyor. Şu boss'u da götürelim bu arada. Hani bunları takip edin, güzel teklifler verin. Hatta yan hesabınız iki tane falan varsa yani direkt sabit tekliften 32K sürekli şak diye çekebilirsiniz. Ki ben öyle tavsiye ediyorum. Mesela bu çok abartı, bunu hiç geçin mesela. Yani çok yüksek tekliflere bakmayın bile. Onun dışında cin dökümüne gelelim. Evet, baba konu cin dökümü. Zaten dünkü attığım videoyu da izlemediyseniz mükemmel bir video. Cin dökümü hakkında aklınızda gelebilecek bütün soruların hepsini noktalıyoruz böyle. Müthiş bir video ya. Yani nerede izleyeceksiniz bir daha öyle videoyu? Yok, piyasada yok. Bu kadar iddialıyım. Şimdi önce bir sessizlik istiyorum böyle kendi kendime. Odaklanmak istiyorum. Yaşamı yok, onu gördüm zaten. Abi insan hiç mi yaşam çıkmaz ya? Vallahi şanssız olmuş yani. Yani bir de atlatma mor kalmış. O biraz üzücü ama onun dışında saldırı, vuruş, vurma, hani agresif anlamda, saldırı anlamında gerçekten güzel, şanslıymış. Fakat savunma anlamına baktığınız zaman savunmada biraz şanssız olduğunu görüyorum. Antikritik hala tek turuncu. Ayrıyetten şu antikritiği ben geliştireceğim bu noktada. Yani savunma yönünde cin dökümüne biraz geri kalmış. Hani şunu şunu yap diyemeyeceğim. Cin dökümü zaten ayrıyetten videosu var onun, cin dökümüyle alakalı. Ama sürekli zirvelere katıl kanka. O sandıklardan umarım elde edersin. Bu arada onun dışında bir de saldırıyı geliştireceğim ben. Yok, korumayı geliştireceğim bu noktada. Kalan puanımızla birlikte. Onun dışında zindana da şu boss'tan sonra unutmazsam gireceğim. Bahsetmediğimiz şöyle hemen savaş karnavalına gelelim. Portrelerine bakmak istiyorum. Mesela bak şimdi size bir tüyo göstereyim mi arkadaşlar? Bak. Geliyor, hazır mısınız? İlk defa bak. Bu kanalda ilk defa bu. Seviye bak şimdi. En üstte seviye 240 bölümünde Deli Şaman kartı açık değil, değil mi? Bunu nasıl yapıyorsun biliyor musun? Şimdi bize ne lazım? Deli Şaman kartı, değil mi? Takasa geldim kanka. Mesela bununla takas yapıyorum, tamam mı? Geldi mi? Gelmedi. Bir daha takas yapıyorum kanka. Gelmedi. Bir daha takas. Gelene kadar deneyeceğiz. Gelmezse gösteremeyeceğim arkadaşlar. Maalesef. Bir daha takas kanka. Geldi. Gördün mü? Etkinleştirdim baba. Bum. 4K güç. Çantadan da bunu etkinleştiriyorum. Buradan da geldi 1K güç. Bunun mantığı şöyle. Şimdi. Şöyle anlatıyorum. Seviye 240 aşamasında dalgıç kartının bir tane yedeği, buz şeytanın ve büyü şeytanın bir tane yedeği var ya, bunları, yedek olan kartları bir alt seviyenin açılmayan kartıyla takas yapabiliyoruz. Mesela şöyle. Gelmedi. Geldi. Etkinleştirdim. Portre çantasından ayrıyetten şunu da yükseltiyorum. Yani bir üst seviyenin portresini bir alta taşıyıp elde edebiliyoruz. Mesela bu turuncuda da geçerli. İşte atıyorum, var mı yedek? Yok. O yüzden göstermiyorum. Etkinlik portresi, tanrıça portresi. Bu tanrıçada da geçerli. Mavi portreye de bakacağım. Burada da eksik yok. Tamam, sıkıntı yok. Öğrenmiş oldunuz, anlamış oldunuz umarım. Gelelim şimdi canavar sayısına. Canavar sayısı 4. Abi hesap neden güçsüz bence biliyor musun? Bak şimdi anlatacağım. 4 tane canavarın var. Zirve 180, yani 198'sin. Yani şu an aklım almıyor. Bak, canavarları çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir tane pembe denenmiş. Şanssızlık olmuş ve ayak gelmiş. Yani kafa gelmemiş. Gri kaplana geçememişiz. 4 tane canavarın var. Hepsi full kırmızı. Ayrıyetten baktığım zaman yedek olarak da güzel. 2 tane 3 seviye olması aktif olduğu anlamına gelir.
Ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünüyorum. Eksik bir şey var mı diye. Şöyle hemen gözcüyle pıt 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 bakıyorum. Tamam. Canavarlar normal. Ama şöyle bir şey var. Totem geliştirilmiş mi? Evet, biraz geliştirilmiş. Bu arada canavar sayısını yükseltmeden, yani pembelere geçmeden lütfen bu totem ruh işlemede 3 yıldız falan ayrıştırmayın sakın. Canavar kısmında şöyle bir şey var. O mesela az önce teklif verdiğimiz pembe taşları şimdiden biriktirmeye başlamak gerekiyor. Çünkü direkt gri kaplana geçmen lazım. Bu hesapta kutsal silah ve şeytan ruhu eksik gibi geldi bana. Geçelim kutsal silah. Pembe full. Boş, boş, boş. Evet. Arkadaşlar, turuncular sadece bir tane açık. Kırmızı boş. Bak, yemin ederim incelemedim ben bu hesabı. Hani bakmadım. Gerçekten. Bu hesabın gücünün düşük olmasının sebebi bunlar kapalı kanka. Kanka bak bir şey diyeyim mi? Sen bu hesapta antik bölgeye atlamışsın. Ben direkt bunu anlıyorum bak. Direkt ya. Direkt abi. Antik bölge yapmamışsın sen bu hesapta. Yani yapmamışsın. Nerede? Hiç yapmamışsın. Antik bölge kaçta açılıyor kanka? Yüzde. Oğlum 200 olmuşsun ya. Baksana bunlar full 0 0 0. Bunları geliştirmen lazım. Antik bölgeye hiç girmezsen olmaz. Antik bölgeye sen VIP 5'sin. Senin yorgunluğun kaç? 8 kanka. Yani senin günde en az 2 defa girmen toplamda gün içerisinde nasıl yapacaksın biliyor musun? Bir tane tekli infazcı üçlü de yan yana gelen oluyor. Denk getir onu işte takip edeceksin. Onları yakalayıp keseceksin. Senin günde en az 6 tane 7 tane boss kesmen lazım. En az 6 7 hani 7 de olmalı yani. Senin gerçekten kutsal silahta eksiğin çok fazla. Çok fazla. Ciddi anlamda. Yani tam kırmızıların açık olmasını anlıyorum. Tamam bunu geçelim eyvallah. Ama şu sarılar neden kapalı? Onu geçtim. Bunlar neden hep böyle düşük seviye? Baksana hiç buff gelmiyor buradan. Zaten sen burada bu buffları açsan sana deli gibi güç gelir. Mesela burada ne yapmış biliyor musunuz? Bütün hepsini Tanrıça gözyaşına basmış. Hata. Neden? Çünkü adaletin orağı atlatma koruma veriyor. Mesela bu savunmaya yönelik. Astra Yayı güce yönelik. Antik Ejderha anti kritik veriyor. Mesela anti kritik veriyor. Yani full agresiflik almışsın buradan ama savundan boş kalmış, anti kritiğin boş kalmış, vuruş buff'ın diğer saldırın boş kalmış. Hata. Gelelim şeytan ruhuna. Şimdi şeytan ruhu 1, 2, 1, 1, 3. Abi yapma ya. 1, 1, 1. Hayır ya. Gerçekten mi ya? Hiç yakıştı mı? Bak, kırmızın açık. Turuncunda bir tane eksik ya. Olur mu böyle bir şey kanka? Olur mu? Saf ruhların neden bir level ya? Bu ne abi? Neden bir level bu? Neden? Bak söyledim. Dedim ki kesin dedim kutsalla şeytanı zayıf. Gördünüz değil mi? Bak. O kadar şey ki nasıl söyleyeyim? O kadar böyle dengeli ki. Yani bir yeri az aşağıda bırakın, bir yer hemen batıyor böyle. Yani direkt çıkıyor onun kokusu. Kutsal silahını geliştir, şeytan ruhunu geliştir. Adam akıllı aktifliğini arttır böyle. O antikte ve şeytan ruhunda. Yani işte çatlakta biraz kendini geliştir kanka. Bak emin ol gücün acayip yükselecek. Bu karakterin sıkıntısı bu işte bak. Aha. Savaş karnavalı. Buldum kanka. Canavarların mükemmel. Buna hiçbir şey diyemem. Dört canavar harikulade zaten. Kutsal silah ve şeytan ruhu bomboş. Hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Yani onları kesinlikle yükselteceksin. Hop kırmızı geldi mi bam. Bakalım. Harbiden geldi lan. Oha. Bunun şerefine bir like geldi mi? Geldi bence. Şimdi ne oldu? Çift vurmamız oldu. Bak şimdi bak arkadaşa. Ama var ya çift vurması. Olsun kırmızı getirdik oğlum. Yani mevcut olsa ne olacak? Sıkıntı yok. İşte bak böyle de ballıyız arkadaşlar. Geçen videoda 109 tane açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam eyvallah. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Bu arada bu şöyle bir kaçalım. Şu canavarları kaldıralım. Ne bu? Ha, kurt bu tamam. Bu geçilir kanka. Bunu geçersin ya.
Şöyle bak, vuracaksın kaçacaksın kanka. Bu arada fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Açıklamalarda hep Discord linki, işte Instagram linki falan bırakıyoruz. Hani oyunla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa bizle paylaşabilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz, muhabbet ederiz. Nasıl isterseniz yani. Bu arada bu geçilebilirmiş. Neden geçilmemiş onu anlamadım. Çok rahat geçilir hatta. Şu an bıraksam keserim yani. Gerçi kesemeyebilirim. Kurt hiddetleniyor. Vurdukça saldırı hızı artıyor. Hani bunu sıfırlamamız lazım. Ama şu an artık keseriz bunu. Bıraktım telefonu direkt. Yani açıklamalara falan Discord, Instagram linkini bırakıyorum. Siz de hesabınızın incelenmesini isterseniz. Bu arada ballıydık. O yüzden şu an açmayacağım bunu. O ballı şey yapmayalım. Bu arada bu da geçilir. Bu da kurt. Yani 191. ve 190. katta mesela zorlanabiliriz. Eyvallah. Ama mesela şunu şöyle de anlarız. Sıralamada döküm kulesine bakarız kanka. 5'teyiz. 190'da falan zorlanır bu çar. Ama dediğim şeyler yapılmış olsaydı, oho. Bak şu an var en az 45 milyonluk. Gerçekten en az 45 milyonluk. Harbiden. Başka bir şey demiyorum yani. Yani onun dışında karakterde bir eksik. Dediğim gibi o kıyafetlerde işte tanrı muhabbeti, savaş karnavalındaki o kutsal silahların eksikleri, şeytan ruhları. Onun dışında işte avdan takas kovalamak lazım. İşte ticareti, mesela bak ben bu hesapta ticaret olduğuna inanmam. Bakacağım şimdi işlem kaydına. Mesela 110 elmasa, bir dakika şuradan bir çıkacağım. 110 elmasa kutsal alev alınmış değil mi? Evet. Bence mesela bak bu hata. Abi sen VIP 5'sin. 110 elmas neden verdin ki kutsal aleve? Olmadı kanka bu. Olmadı. Arkadaşlar, fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum ya. Ben haksız mıyım abi? Ben haksız mıyım? Ya ne diyeyim ya? Olmadı. Bu hiç yakışmadı ama güzel hesap. Bu tarz videolar için like atmayı unutmayın beyler bu arada. İşte bayanlar, arkadaşlar. Her neyse. Saatin dördündeki videomuz için bir like'ınızı alırım. Hesabınızın incelenmesini isterseniz Discord üzerinden yazın. Çünkü çok sıra var. Yani bir an önce o sıraya girin ki sonra 100 kişi, 200 kişi olur artık. Dersiniz ki oho kim bekleyecek o kadar falan. O yüzden Discord'dan bekliyorum. Herkese iyi oyunlar diliyorum.